Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de 4H modunun Mordor ırkının bina ve asker kısımlarının anlatımını gerçekleştireceğim. Öncelikle kale kısmımızdan başlayalım. 0-1 duruşta şu şekilde bir kale gelmekte karşınıza. Grafik açısından iyileştirilmiş, parlaklık verilmiş ve metalimsi bir görüntü yaratılmış. Bunların yükseltmelerinde İlk yetenekte standart olarak ilk yükseltmede kıyamet ateşi bulunmakta, yakındaki birimlere ekstra tecrübe kazandırmakta ve bu kahraman çağrılarını ve işçi maliyetlerini %20 azaltmakta. Görüntüsü de şu şekilde olmakta. Bir diğer yükseltme lav hendeği, kalenin çevresine bir lav hendeği kuraraktan doğrudan askerin ulaşmasını engellemekte, hasarı düşürmekte bu şekilde. Ve alevli oklar. Kaledeki bütün surlardaki saldırı hasarlarını aleve çevirmekte, ateş oklara çevirmekte. Bir diğeri 1500 altında çıkan magma kazanları. Bu da çok yakına gelen askerlere karşı, düşmanlara karşı kullanabileceğiniz bir yetenektir. Bu yetenekle birlikte kaleye tıkladığını, kale çevresine birileri geldiğinde doğrudan aktif olarak da bu yeteneği kullanabilmektesiniz şuradan. Tıkladığınızda direkt basılacaktır. Ve bir başka yeteneğimi yükseltmemiz Morgul büyüsü 2000'in altında gelmekte. Bu şekilde bir yükseltme yapmakta. Ayrıca bu Morgul büyüsü dediğimiz yükseltme Gorgoroth Kalesi'nin de açılmasını sağlamaktadır. Gorgoroth'ta 2500'de açılan kalenin ultimate yeteneklerinden bir tanesidir. Görüntü olaraktan bu şekilde bir imaj sergilemektedir. Sauron'un gözünü tepeye taşımaktadır. Ve bunun yeteneği aşağıdan göreceğiniz üzere alev topu fırlatmasıdır. Haritanın herhangi bir noktasına bir alev topu göndermekte. Bu şekilde bir saldırı imajı sergilemektedir. Gelelim bina sistemlerine. Mordor'da standart binaları bulunmakta. Mezbaa, şuraya bir tane yapalım. Oduncu binası, şuraya yapalım. Ork çukuru. Haradrim Sarayı, Troll Kafesi, Kuşatma Silahları Binası ve Hümekel Ağlı bulunmakta üretimi olaraktan. Ayrıca Mordor'da şöyle bir ekstra daha vardır. Karanümeron'un sarayını inşa edebiliyorsunuz. Onu da şu şekilde göstermek istiyorum. Sırayla hepsini anlatacağım. Öncelikle Ork Çukuru'nda yükseltme yapılmadan standart bir görüntüsü bulunmakta ama grafikleriyle oynanmış gayet hoş bir gerçek anlamlı çukura dönmüş. Burada 4 farklı üretim sistemi ve bir tane yükseltme bulunmakta, sancaktar yükseltmesi. Bunları açabilmeniz için farklı bir binadan yükseltme yapacaksınız. Onların hepsini size göstereceğim. İlk yükseltmede üretim hızını %10 arttırmakta, ikinci yükseltmede 3. seviyeye getirdiğinizde de şu şekilde bir görüntü kazanmakla birlikte sancaktar yükseltmesini açmaktan. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Askerleri en son geçeceğim. Orayı ayrı olarak göstermek istiyorum. Bir diğeri Harad Çadırı. Harad Çadırı gerçekten güzel imajlanmış, hoş bir tasarım olan gerçekçi bir bölge yapılmış burada. Grafik düzeltmesi yapılmış. Standart askerlerini doğulular, süvariler, korsanlar, okçuları ve ok yükseltmesi bulunmakta. İlk yükseltmesinde ilk iki kısmı açmaktadır. Buradan süvarileri ve korsanları çıkartabiliyorsunuz. İkinci yükseltmesinde de şu şekilde bir görüntü kazanmakta ve ayrıca çevresine gelenlere de ekstra hasar vermekte. Burada ok yükseltmesinde alabiliyorsunuz. Askerlerini
tekrardan dönüş yapacağız. Ve bir diğeri, Troll Kafesi. Bu Troll Kafesi, Mordor'un en güçlü ordularından birisi olan trollerini, büyük savaş trollerini, saldırı trollerini ortaya çıkartabileceğiniz yerdir. İlk yükseltmesinde %10 üretim hızı vermekte ve davulcu trolleri çıkartabilmektesiniz. İkinci yükseltmesinde de saldırı trollünü, atak trollünü çıkartabiliyorsunuz. Görüntü olarak da şu şekilde bir imaj sergilemekte. Bir diğeri, burası Mimakil kuşatma binasıydı. Burası kuşatma binası. Standart olaraktan bir kuşatma düzenekleri gelmekte. Ayrıca burada upgrade'leri alabiliyorsunuz. Ve en önemli nokta, size biraz önce anlatmak istediğim çukurdaki diğer ordu düzeneklerini aktif hale getiren yer burasıdır. Buraların üretim hızı ciddi anlamda çok uzun sürmekte. Bunu şu şekilde göstereyim ben size. İlk yükseltmede mancınık ve kılıç açmakta. İkinci yükseltmesinde zırhlar almakta. Ben zırh ve silah yükseltmesini alıyorum. Buradan Kredungol yükseltmesini, ordu düzeninin açılmasını, Dol Guldur ordusunu ve Morgul grubunu çıkartıyorum. Buradaki 3 kapalı bölgeyi bu şekilde açabiliyoruz. Bunu şimdiden basıyorum. Dediğim gibi çok uzun sürmekte ve muhtemelen diğer orduları bitirdiğimde ancak gelebileceğiz onlara. Bir başkası da Mimakil çadırı. Yükseltme yaptığınızda sadece hız arttırmakta. Buradan Mimakil çıkartabiliyorsunuz. Görüntü olarak da şu şekilde bir çadır görüntüsü yapılmakta. Ve üçüncü yükseltmede hız artırımı yapılmaktadır. Mordor'un en güçlü olayı da buradaki Numenor Sarayı'dır. Numenor Sarayı'nda ilk yükseltmesinde muhafızları ve Morgul sürücülerini çıkartabiliyorsunuz. İkinci yükseltmesinde de kurt adamları çıkartabiliyorsunuz. Bu kurt adamlar sayı olarak da herhangi bir sınırlama olmaksızın mızraklı olmadığı sürece birçok orduyu yıkabileceğiniz güçlü bir askerdir. Ama dediğim gibi mızraklı olmayacak. Çünkü mızraklara karşı ciddi anlamda defansif zayıflığı bulmakta. Yani Mordor'un en zayıf mızrak, yani anti mızrak ünlüsü askeri olarak diyebiliriz bunu. Ya mızrak olmayacak bunu kullanacaksanız. Bir diğeri, Morgul sürücüleri 3 tane çıkartabiliyorsunuz ve son seviyeye getirdiğinizde Mordor artık tanrılığını ilan ediyor. Ve bir diğeri, Maranor muhafızları. Bu savaşçıdır. Piyade savaşçıdır. Çok güçlü bir savaşçıdır. Bunlardan 3 tane bastığınızda veya 4 tane bastığınızda arkalarına da Morgul sürücülerini koyduğunuzda gerçekten yenilmez bir ordu düzeni kuruyorsunuz. Ama tabii arkalarına okçu ve mancınık desteklerini kurmanız gerekiyor. Ve Kara Numenor okçuları. En uzak menzile sahip okçularıdır. Gerçekten güçlü hasar verebilmektedir. Bunların hepsini tek tek göstereceğim. Öncelikle Çukur'un güncellemesi bitene kadar Haradrim Sarayı'ndan başlayalım. Haradları şu noktaya çıkartayım. Oradan devam ederiz. 2 tane mızraklısı, 2 tane süvarisi, 2 tane umbar korsanı, 2 tane de Haradrim okçusu çıkartıyorum. Bunların her birini ayrı ayrı olarak göstereceğim. Gördüğünüz gibi kalenin yanından geçerlerken upgrade aldıklarını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Menzilden çıktıklarında da zaten kayboluyorlar. Yani saldırı yediğinizde bu alandayken bütün askerleriniz buff'la kalıyor. Kalenin yükseltmelerinden kaynaklı olarak. Gelelim bunların gösterişlerine. Şu şekilde sıralı olarak gösterelim bunları. Bunlar şuraya geçsin. Sizler de şuraya geçin. Mızraklar da şuraya geçsin. İlk önce mızraklardan başlayalım. Haradrim mızrakları standart bir mızraklı asker taburu. Görüntüleri iyileştirilmiş haratlı. Bu Frodo'nun Faramir'e yakalandığı yerdeki askerlerden direkt araklanmış bir görüntü diyelim. Yükseltmelerinde
ve yeteneklerinde kirpi düzeni bulunmakta, bu sabit bir şekilde, şu şekilde bir düzen oluşturmakta, geçitlerin başına koyduğunuzda olası charge'lara karşı ciddi anlamda savunma yapabilmekteler. Tek başlarına tabii ki güçlü değiller, ancak sancaktar verdiğinizde, zırhlarını kuşandırdığınızda ve dövülmüş kılıç verdiklerinde gerçekten yenilmez bir duruş sergilemekteler. Ayakta duruşlarını göstermek gerekirse sancaktarların da şu şekilde bir görüntüsü olmakta. Zırhlarını verdiğinizde parlaklık kazanmakta görüntüleri ve silah yükseltmesini verdiğinizde şu şekilde bir parlaklık kazanmaktalar. Haradrim mızrakları bu şekildedir. Onları şuraya alalım. Gelelim bir diğerlerine. Haradrim'in standart asker grubu. Okçu grubu. Bu Haradrim okçuları iyiler. Boş değiller. Ancak öyle ahım şahım yetenekleri de bulunmamakta. Sadece bunların kara ok yetenekleri bulunmakta. Ciddi anlamda hasar veren ve bombardıman yetenekleri bulunmakta. Dikenli ok yeteneğini kullandığınızda herhangi bir hedef grubuna ki kahraman seçtiğinizde çok ağır bir hasar vermekte. Ama tabii tek seferlik kullanabileceğiniz bir yetenek. Daha sonra charge süresi bulunmakta. O sırada zaten hasar aldıkları için hızlı ölmekteler. Bombardıman yetenekleri bulunmaktadır. Bu hedef bölge aralıksız olaraktan ok yağdırıyorlar. Yani sizin bu yeteneği kullandıktan sonra ekstra olarak hedefe yönlendirmeniz gerekmekte. Ve görüntüsel olaraktan şöyle bir imajları bulunmakta. Tamamen ninja'ya çevirmişler. Standart Harad grubu. Sancakları yükseltmesini şu şekilde bir sancaktar çıkmakta. Alev okları verdiğinizde okların ucu yanmaya başlamaktadır. Ve zırh verdiğinizde şu şekilde bir görüntü yapılmaktadır. Altın bir imaj ortaya çıkartmaktadır. Aralarındaki farkı görüyorsunuz. Bunları da diğer tarafa çekelim. Şuraya yapalım. Haradrim binasından çıkan bir başka olayımız daha. Numenor korsanları. Numenor korsanları hepimizin filmlerde de gördüğümüz, kitapları okuyan varsa orada da gördüğü barbar bir savaşçı grubu. Bunların içerisinde yeteneği olanlar vardı ama onları bu modda değildi. Pardon, başka bir mod. Hayır, burada bu modda da var. Ateş bombaları fırlatabiliyor bunlar. Dövülmüş kılıçlarla şu şekilde bir yükseltme kazanmakta silahların. Sancaklar alabiliyorsunuz. Bunlara zırh veremiyorsunuz. Çok zayıflar o konuda. Ama yani bu halde bile rahatlıkla bir orduyu içine sokabilirsiniz. Bunun en güçlü yeteneği zaten ateş bombaları. Binalara karşı kullanabilirsiniz veya doğrudan da askerlerin üzerine de fırlatabilirsiniz. Ama kendi askerlerinize de hasar vermekte onu aklınıza bulundurun. Ayrıca bunda bombardıman gerçekleştirebiliyorsunuz yine aynı şekilde ama bunun menzili biraz daha büyüktür. Ama sabit yapmaktadır. Yani bir geçitteyseniz ve o geçit tek bir yol ise oraya bombardımanla etkisiz hale getirebilirsiniz. Ya da oradan geçmeyi engelleyebilirsiniz. Tekrardan bir çağa dönüştürebiliyorsunuz bunları. Bunların da genel görünümleri şu şekilde bir farklılık yaratmakta. Sancaktır aldığınızda bu şekilde olmakta bunlar. Gelin bunları da yedek kulübesine alalım ve Haradların en güçlü birliklerine gelelim. Süvarilerim. Harad süvarileri şu şekilde bir imaj sergilemektedir. Üstlerinde bayağı oynanmış, grafik açısından bayağı incelemişler. Bunlarda ekstra hiçbir şey yoktur. Sancaklar alabiliyorsunuz. Zırh alabiliyorsunuz ve dövülmüş kılıçlar yeteneğini şandırabiliyorsunuz. Görüntü farklılığı olarak da şu şekilde birbirlerini ayırt edebilirsiniz bunların. Bunların ekstra bir olayı yoktur. Sürgeç, ezgeç olaylarıdır bunlar. Hızlıdırlar ama çok etkili değillerdir. Yani aslında doğru kullanımlarda etkili olabilirler. Bu arada diğer kısımlara da geçebiliriz. Burada Mordor'un en önemli noktalarından birisi diğer upgrade düzenekleri. Bunu şu şekilde sola dayalı çıkartırsak
orada rahat rahat gösterebilirim sizlere. İlk noktasına açık olarak gelen klasik Mordor piyadeleri bulunmaktadır. Ork savaşçıları, ork okçuları ve kara ork savaşçıları gelmekte. İlk grupta bunlar bulunmakta. Daha sonrasında onlar çıktı. Şöyle yapalım. İkinci bölgeye çıkartma yapalım. İkinci bölgede Morgul piyadeleri bulunmakta. Orada da ölü savaşçı grupları çıkmakta. Burada ayrıca ücretsiz olaraktan Morgul Ork savaşçıları çıkartabiliyorsunuz. Ama hiç kullanışlı değiller. Bildiğiniz et duvarı niyetini kullanabilir. Daha doğrusu kemik duvarı niyetini kullanabileceğiniz bir ordudur bu. Bu ücretsizdir. İstediğiniz kadar basabiliyorsunuz. Morgul mızraklısı basabiliyorsunuz daha sonrasında. Ve 400 altında da Morgul okçularını basabiliyorsunuz. Onlar öyle giderken ben diğer kısımlarını göstereyim size. Şunları şuraya alalım. Şu buraya geçsin. Okçular da şuraya geçsin. Mızrakları şuraya alalım. Savaşçıları şuraya alalım. Okçuları da şu kısma alalım. İkisini de sırayla gösterelim. Öncelikle buradan okçularıyla başlayalım. Standart ork okçuları. Görüntü olarak iyileştirilmiş orklarımızdır. Okları üstünde oynanma yapılmış grafik açıdan. Görüntüleri bildiğiniz ok çirkinliğinde. Yetenek olaraktan bombardıman yetenekleri bulunmaktadır. Çoğu okçuda olduğu gibi. Aynı zamanda alev okları kullanabiliyorlar ve sancaklar alabiliyorlar. Zırhları yoktur. Ancak hasarları orta seviyededir. Görüntü olaraktan da aralarında çok bir farklılık oluşmamaktadır. Yükseltmeler yapılınca. Bunları yedi kulübesine alalım. Şöyle yapalım hatta yedi kulübesini. Gelelim bir diğerine. Ork savaşçıları. Bunlar da kana susamışlık yeteneği bulunmaktadır. Kendi dostlarını yiyerekten canlarını yenileyebiliyorlar ve seviye atlama olayı gerçekleşmekte. Bunlar da sadece sancak alabiliyorsunuz. Çok öyle amşam yetenekleri yoktur. Sancağı aldığınızda da şu şekilde bir sancaklar çıkmakta. Başka hiçbir şey yoktur. Yeteneği kullanayım. Bu yeteneği bastığınızda sizden ordu seçmenizi isteyecektir. Ben bu orduyu yemesini istiyorum. Direkt zaten onları yemeye, ezmeye başlıyorlar. Bütün orduyu ezip geçebiliyorsunuz bu şekilde. Ama bu film çok kullanışlı değildir. Yani fazla askeriniz varsa yapabileceğiniz bir fedakarlık olarak düşünebilirsiniz bunu. Bunu da yedek kulübesine alalım. Gelelim bir diğerine. Orkların standart savaşçı grubu. Elit savaşçı grubum. Kara ork savaşçıların yine birbirlerini yiyebiliyorlar. Dövülmüş kılıçları alabiliyorlar. Bu şekilde kılıçlarında upgrade gerçekleştirilmekte. Zırh alabiliyorlar. Sancaklar alabiliyorlar. Görüntü imaj olaraktan da şu şekilde birbirlerine farklılıklarını görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi plate'ler gelmekte. Zırhları gelmekte. Şu şekilde sabit çirkin bir ork ordusu görebilmektesiniz. Bunlar güçlüdür. Oyun başında çıkartmanız biraz zordur ama çıkarttığınızda da rahat rahat askerleri kullanabileceğiniz bir güçlü ordu vermektedir size. Bunları da yedek kulübesine çekelim şuraya. Gelelim bir diğer ordumuza. Morgullar. Bunlar Morgul okçularıydı. Savaşçılarının çerezlerini göstermek istiyorum. Evet. Morgul okçuları da bu şekilde bir görüntüleri bulunmaktadır. Çok böyle amşan güçleri yoktur. Dayanıklıkları neredeyse hiç yoktur.
Minas Morgul'dan ölü olduklarından dolayı doğal olarak zırhlı giyermekte bunlar. Yani ölüydü aslında oyunun başından beri. Sancaktar eklentisi verebiliyorsunuz. Sadece yine dost birimlerini yedirebiliyorsunuz seviye kazandırmak için. Öyle amşam bir yetenekleri yoktur. Ki zaten ücretsizler. Bunları yedek kulübesine alalım. Onlara da şu alt kısımlara getirelim. Bir diğer grubumuz mızraklı okçularımıza gelelim. Morgul okçularım iki farklı yetenek kullanabiliyorlar. Bunlardan birisi sancaktar, diğeri de alev okları. Şu şekilde bir görüntü gelmektedir. Hafif yeşile çalan bir sarı alev rengi bulunmaktadır. Grafik olarak da gayet hoş bir görüntüleri bulunmakta. Morgullar ölüler. Bunların anlatılacak çok bir şeyleri yok ama ekstradan pasif yetenek olarak da Minas Morgul'un orkları ağırlık giyiyor ve korkusuzluk kazanıyor diye bir yeteneği de bulunmakta. Yani okuduğum şekildedir. Ekstra cafcaflı bir şeyi yoktur. Morgulların mızraklıları vardır. Ölü mızraklılar. Böyle ahımşahım bir şey olmamakla birlikte idare edebilecek bir mızraklı taburu diyebiliriz. Aynı zamanda bunlar kirpi düzeneklerine geçebilmektedir. Sancaklar alabiliyorlar. Ve pasif yetenek olarak diğer morgullarda olduğu gibi zırhlı ve korkusuzluk kazanıyorlar. Ölüler zaten korkacak bir şeyleri yok. Arkadaşlarını yiyebiliyorlar ve kirpi düzeneğine geçebiliyorlar. Şu şekilde bir hat oluşturuyorlar o şekilde de. Bunlara da anlatılacak çok bir şey yok. Morgullar zaten orta segment bir ordudur. Çok kullanışlı değillerdir. Gelelim bir diğer ordu düzeneklerine. Şuraya çıkartalım onları da. Üçüncü grup. Dol Guldur asker biri diyelim bunlara. Yine bunların içerisinde ücretsiz çıkan orklar bulunmakta. İki tane basalım onlardan. Dol Guldur mızraklıları ve 400 altında Dol Guldur okçuları çıkmakta. Dol Guldur'un askeri düzenekleri de bu şekildedir. Onları sırayla tekrar anlatacağım. Üst kısma da sonuncu grup, en etkili gruplarımızdan birisi Hridungol piyadeleri vardır. Burada Kara Uruk-hai ve Kara Uruk okçuları bulunmakta. Onları ayrı ayrı olarak göstereceğim. Şu şekilde bunları sıraya dizelim tekrardan. Ayrıca arkadaşlar bazı sorular alıyorum. Askerleri nasıl o şekilde sıraya koyabiliyorsunuz şeklinde. Sağ tuşu ve sol tuşu aynı anda basıp çektiğinizde bu şekilde bir hat oluşturmakta. O şekilde yapabilmekteyiz bunda. Gelelim anlatımlarım. Dol Guldur'dan standart zehirli silahlar yeteneği bulunmakta. Bu Dol Guldur'un orkları, standart orklarıdır. Zehirli kılıçlar pasifleri bulunmaktadır. Ayrıca sancaklar alabilmektesiniz. Görüntü olarak da şu şekilde bir imajları bulunmakta. Öyle çok aksiyonlu şeyleri yoktur. Et tabakası gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta ücretsizler. İstediğiniz kadar basabiliyorsunuz. Ama tabii mod gelişimiyle birlikte farklı özellikler, eklentiler gelebilir bunlara. Onları da şuraya gönderelim. Bir diğeri mızraklı grupları. Mızraklı gruplarında yine sancaklar alabiliyorsunuz. Zehirli silah pasifi bulunmakta. Dost birlikleri yiyebiliyorsunuz ve düzene geçebiliyorsunuz. Onların düzeni şu şekilde görülmekte. Öyle ahımşam farklılıkları yoktur. Dediğim gibi standart ordu düzenekleri. Mızraklarında görüntü imajları bu şekildeydi. Onları da şuraya yüklüyoruz. Gelelim Dol Guldur'un sonuncu askeri düzeneklerine. Dol Guldur'un okçuları. Hiçbir eklentileri yoktur. Standart sancaklar alabiliyorlar ve zehirli okları atabiliyorlar.
Başka hiçbir şeyleri yoktur. Görüntü olaraktan da şu şekildedirler. Arkalarında zaten paketlerini görüyorsunuz. Ok sandıklarının. Bunlar da yedek kulübesini alalım tekrardan. Ve gelelim son noktasına. Standart bir Kara Uruk, Black Uruk Haylar asker tabakasıdır. Bunlarda sancaklar alabiliyorsunuz. Ekstra olarak pasif yeteneklerinde saldırılarında özellikle arızalı düşmanlara karşı daha büyük hasar vermekte bunlar. Görüntü olaraktan şu şekildeler. Gerçekten ürkütücü bir görüntüleri var. Sanki Lurtz'un ilk ağaçtan çıktığı zamanki imajları bulunmakta. Kendi aralarında farklı imaj görüntüleri de bulunmakta bunların. Sancaktarlar için grafik çalışması yapılmış. Görüntüleri gerçekten iyi. Onlar o şekilde kalsınlar orada. Ve gelelim okçularına. Karavuruk okçularında sancaktar yükseltmesi alabiliyorsunuz. Pasif olarak dikenli okları var. Bu dikenli oklar kanama etkisine neden olmakta. Bunu kullandığınızda yani bu şekilde okçuluk kara uruk okçularını kullandığınızda düşmanlara pasif olarak da kanama etkisi vermektesiniz. Gayet güçlü ve etkili bir saldırı grubu olarak düşünebiliriz bunu. Çukurdaki askerlerin anlatımları bu şekildedir. Gelelim diğer birliklerimize. Troll kafesinden çıkanlar. Dağ trolü, davulcu troll ve saldırı trolleri çıkabilmekte. Bir diğer binamıza kuşatma silahları binasındadan onları da arkaya çıkartalım. Koçbaşları, mançanıklar çıkartabiliyorsunuz. Ve bir diğer binamızdan da şuraya çıkartalım. Mümakin çıkartabiliyorsunuz. Mümaklar, filler. Bunları şu şekilde yan yana göstereyim. Davulcular, siz de şuraya geçin. Saldırı trolleri de şuraya geçsin. Hatta şu altı alalım sizlerin. Standart taş trollerinde, kaya trollerinde, dağ trollerinde 3 farklı yetenek bulunmakta. Yakın mesafeye saldırı moduna geçebiliyorsunuz. Kaya fırlatmak yerine doğrudan yumruk savaşına geçebiliyorsunuz. Bu tür durumlarda 2 ekstra olay açılmakta. Ağaç bulabiliyorsunuz bu formasyondayken en yakın yere koşaraktan bir tane ağaç bulmaya çalışır. O ağacını bulsun, o sırada diğerini anlatırız. O formasyondayken yemek için yine bir ork bulup iyileşebiliyorsunuz. Yani canı çok bitmiş olan ve ölmek üzere olan bir troll, neden bunu almadın? Evet. Şu şekilde bir görüntü sergilemekte. Onu da yanına alalım. Bu şekilde yakın savaşlarda her türlü galip gelebilirsiniz. Ciddi anlamda hasar vermektedir. Tabi sopayı alınca kudurdu. Görüntü olaraktan da bu şekildedir. Ekstra bir durumu yoktur. Aynı zamanda taş formasyonundayken, fırlatıcı formasyonundayken bombardıman yeteneğini kullanabiliyorsunuz. Kayalar durmadan bir yere fırlatabilirsiniz. Çok etkili değil ama boş da değil açıkçası. Onu da nereye alalım? Şuraya alalım. Şu şekilde yanı sıralamaktan. Bir diğer ordusu davulcu troller. Standart bildiğimiz davulcular 2 farklı formasyonları bulunmaktadır. Kükreme aktif yeteneği bulunmaktadır. Bunu bastığınızda direkt davulları çalarak korkutma eylemi gerçekleştirmektedir. Bir diğeri de pasiftir. Bu troller pasif olaraktan çevresindeki askerlere %50 hasar ve %50 zırh kazandırmaktadır. Ayrıca 2 katı tecrübe kazandırmakta. %50 daha fazla tecrübe. Kim hayır diyebilir ki? Morgoth için gerçekten kullanışlı. Ve en güçlü birliklerinden birisi saldırı trolleri. Saldırı trolleri gerçekten grafik olaraktan
güzelleştirilmiş, üstünde oynanmış ve kalitesi artırılmış bir savaşçıdır. Yetenek olarak da trole hükmetme yeteneği bulunmaktadır. Düşman trolünü kontrolünüze alabilmektesiniz. Bu cave'lerde, inlerde de geçerlidir arkadaşlar. Görüntü olarak ekstra bir şeyleri yoktur saldırı sistemlerinde. Ve gelelim diğer binamızdan çıkan fillere, mimaklara. Mimakların görüntülerini şu şekilde ön plana çıkartarak gösterebilirim size. Şunları yanlayan alalım. Mancınıklar da şöyle sıralı gelsinler. Ön yüzlerini görelim. Mimakillerin Harad'lar tarafından kullanılan filler olduğunu zaten çoğumuz biliyoruz. Üstlerinde Harad okçuları bulunmaktadır. Grafik olaraktan iyileştirilmiştir. Aynı zamanda evet, gayet iyi yapılmış. Mimakların zaten aktif yetenek olaraktan hücum yeteneği bulunmakta, çok kullanışlıdır. Kahraman mahrama tanımıyor. Üstünden geçiyor. Yani bunu bastığınızda kahraman birlikleri üstünüze geldiğinde charge atıp geçin. Ölürse ölsün. Charge atın siz yine. Kahramanların canını zaten yarıya direkt indirmekte, en ihtimalle zaten öldürmektedir. Bir diğeri alev okları yükseltmesini verebiliyorsunuz. Sancaktar verebiliyorsunuz bunlara. Sancaklar zaten aktif bir şekilde geldi bunlardan. Bunların ekstra bir olayları yok. Onlar yani standart fil, ezgeç ordusu diye söyleyebileceğim bir ordu. Gelelim koçbaşlarına, bir diğer binada, kuşatma binasından çıkan. Koçbaşlarının hiçbir aksiyonu yoktur. Şu şekilde sade bir asker grubudur. Mancınıklar olmazsa olmazlarımız. Kuşatma binaları, bina kuşatma yıkmalarında, kale yıkmalarında mutlaka olması gereken binamız, silahımızdır bu. Bunların iki farklı yeteneği bulunmakta. Birincisi bombardıman yeteneği. Sabit bir şekilde bombardıman yapmakta. Ama duruma göre kullanışsız olabilmekte, sizi pasif duruma düşürebilmekte bu. Bir diğeri de cephane değişimi yapabilmektesiniz. Ölü ordusu gönderebiliyorsunuz. Yani korku salıyor. Öyle çok hasar vermiyor ama karşı tarafı durmadan korkutan bir mancınık atışı sağlatmakta. Ve en son grubunda da otomatik ateşleme yeteneğini kesmekte veya ateşlemeyi almakta. Öyle ahmşan bir şey yok dediğim gibi. Kendi başlarına kullanabileceğiniz, tabi çevrelerinde mızraklı askerin olması gereken bir ordu diye nitelendirebilirim. Ve geldik Karanümenor'un askerlerine. Karanümenor askerlerinde de okçular, muhafızlar, morgul sürücüleri ve kurt adamlar bulunmakta. Bunların her birinin kullanım yerleri birbirinden farklı ve gerçekten kullanışta yüksek kapasiteli bir olaydır. Bunları ayrı olarak size göstermek istiyorum. Şuraya okçuları getirelim. Mızraklılarını hemen yan tarafa alalım. Savaşçı bu, pardon. Monomor savaşçılarını yan tarafa alalım. Süvarileri ön tarafa alalım. Kurt adamlarını da en önde tutalım. Sırayla anlatmak gerekirse. Okçuları. Üstünde oynanmış, grafik olarak düzeltilmiş, tahtadan oklar kullanan, arkalarında ok paketleri bulunan savaşçı uzaktan saldırı askerleri diyebiliriz. Bombardıman yetenekleri bulunmakta, alevli oklar yeteneği bulunmakta ve sancaklar alabilmekte. Ekstra cafcaflı hiçbir şeyleri yoktur. Zırh mı bir şey veremiyorsunuz. Buranın zaten zırha öyle ahşam ihtiyaçları da yoktur açıkçası. Çünkü zırhlı birlikler olaraktan iki tane çok kuvvetli askerleri bulunmaktan. Bunlardan biri olan Manaro muhafızı da bu şekilde görünmekte. İmaj olaraktan çok değişik bir görüntüsü bulunmaktadır. Yetenek bazında hiçbir şey yoktur. Ancak saldırı kapasitesi gerçekten yüksektir. Bunlara zırhlandırabiliyorsunuz ve sancaklar çağırabiliyorsunuz.
Bu şekilde bir görüntüleri bulunmakta. Gelelim en önemli askerlerine. Morgul sürücüleri. Morgul sürücüleri şu şekilde görünmekteler. Çok güçlüler. Bunları üst segmentlere, üst seviyelere çıkarttığınızda yenilmezlik seviyesine ulaşmaktalar. Ama tabi başıboş bırakmamanız gerekiyor. Pasif olaraktan öncüleri yeteneği bulunmakta. Bunların düşmanlarınıza korku vermekte. Aynı zamanda %40 daha fazla saldırı momentumu kaybettirmekte, onlara korku saltmakta. Ayrıca bunlar öldüğünde ikinci yeteneğinde ebedi kölelik yeteneği bulunmaktadır. Ruh olarak, gölge ruhu olarak geri gelmekte. Yani saldırabildiğini görmedim ama ekstra bir şey gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Mod yapımcısına ayrı olarak sormak gerekir. Ve bir diğeri sancaklar. Standart sancaklar olayımız. Bu şekilde bir görüntüleri bulmakta. Gelelim kurt adamlarımıza. Kurt adamlarımız kırmızı gözlü, değişik, dişlek bir kurdumuzdur. Bu şekilde bir görüntüsü bulunmakta. Ekstra hiçbir yeteneği yoktur. Dediğim gibi mızrakları sokmadığınız sürece çok kullanışlı bir askerdir. Genel olarak da bu şekildedir arkadaşlar. Başka hiçbir ekstrası yoktur. Tek ekstra durumu diğerlerinden farklı olarak da ork işçileri basabilmektesiniz. Bunların her biri 5 yönetim puanı almaktadır. Ancak ekstra kaynak isteyenlere katkı sağlamaktadır. Bu şekilde arkadaşlar, Mordor'un asker düzenekleri de bu şekildedir. Ekstra bir geliş olur mu bilemiyorum. Daha ne ekleyebilirler bilmiyorum ama çıkartma olacağından bahsetmişti mod yapımcısı. Ekstra sorusu olanlar mod yapımcısına Facebook üzerinden zaten irtibata geçebilirler. Mordor'un tanıtımı da böylelikle bitmiş oldu arkadaşlar. Bir sonraki video farklı bir ırktan gelecektir. Arnor ırkının tanıtımını, Etten Mur ırkının kahramanlarını, spellbooklarını ve binalarını tanıtmasını yapacağım arkadaşlar. O zamana kadar takipte kalın, beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Maddi destekte bulunmak isterseniz de Patreon veya Bino Games üzerinde maddi bağışlarınızı sunmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi oyunlar dilerim.